İki sene önce bugün Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu ve uzun süren Aziz Yıldırım yönetimi artık yeni başkan Ali Koç'a devretti. Ali Koç hem delege bazında hem de halk bazında Fenerbahçe taraftarının çok istediği, başkan olarak görmek istediği bir isimdi ve o rüya, o düş gerçekleşti ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç olmuştu. 2018 yılında gerçekleşen bu hadise Fenerbahçe taraftarına çok umut bağlamıştı. Ve gelişi çok şaşalı, umut verici olsa da Ali Koç ve yönetiminin yaptıkları ve başarısızlıklar Fenerbahçe taraftarına tam bir hayal kırıklığına uğrattı. 2018-2019 sezonu tam bir faciaydı. Belki orada tartışılacak konu devam eden iyi bir süreç vardı. Futbol takımı bir enkaz içinde değildi. Belki bu kadar sil baştan düzenlenecek bir yapıda değildi. Belki bunu tartışılabilir. Çünkü 72 puanla ikinci sırada yer alan bir takımdı Fenerbahçe. O yapı tamamıyla değişti. Antrenör değişikliği, kadro mühendisliğinin tam bir anlamda bir çalkantılı bir yapıydı. Sil baştan başlayan o süreçte Fenerbahçe ligde düşmeye oynadı. 2019-2020'ye Ersun Yanal'la başlandı. Ersun Yanal'ın artık majör bir yarış içinde olmadığını düşünüyordum. Ve Fenerbahçe'yi başarılı bir yola götüremeyeceğini düşünüyordum ki yanıltmadı zaten Ersun Yanal beni. Çünkü Ersun Yanal da 2014 yılından aslında 2015 yılından Trabzonspor'da yapamadıklarıyla artık miladını tamamladı çok net bir şekilde görünüyordu. Ama Fenerbahçe taraftarının gazıyla gelen bir antrenördü ve başarısız olarak görevden ayrıldı Fenerbahçe. E, bu sezon yer yer saman alevi şeklinde yarışın içindeydi ama uzun maratonda sürekliliği sağlayamadı. Devre arası bölümünde e, kesin bir stoper ve bir kanat organizasyonları özellikle eksikti. E, buralara bir hamle yapılması gerekiyordu. Yani gerekirse 35-36 yaşında da olsa yani böyle yaşlı da olsa orayı kapatabilecek bir stoper. Hemen oynayabilecek bir stoper oyuncu sağlanması gerekiyordu ama e, o hamleyi yapamadı Fenerbahçe. Devamlılığı sağlayamadı ve yine bir hüsranla sonuçlanan bir süreç oldu. Şimdi Mehmet Ağrı'yla e hamlesi çok kıymetli bir hamle. Ee, ama Fenerbahçe şimdi yeni teknik direktörünü seçecek ve bence yerli bir isim olması gerekiyor ee, Fenerbahçe'yi ee, Çünkü geçmiş sürece de baktığımız zaman Süper Lig'de yardım yabancı antrenörlerin başarıları çok kötü. En son... Ziko yönetiminde Fenerbahçe yabancı antrenörle şampiyon olmuştu. Süperlikte o tarihten bugüne geçen süreçte yabancı bir teknik sektörün başarısı yok. Ve yerli bir antrenör de Erol Bulut olması gerektiğini düşünüyorum. Erol Bulut'la beraber iyi bir yapılanma içine girebilir Fenerbahçe. Ve kesinlikle kadroda akılcı hamlelerle bu kadro kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ali Koç'un kredisi